Sevgili dostlarım hepinize merhaba ben Başkan35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım Bu videomuzda Dolar TL kurunu inceleyeceğiz Dolar TL kurunda bizler için Önemli olan alım seviyeleri ee, Ve Dolar TL'nin e, Maksimum Gidebileceği Seviyeyi sizlerle birlikte e, Burada tespit edip e, Bulmaya çalışacağız arkadaşlar e, Dolar TL kurunda Yatırım Yapan arkadaşlarım biliyorum ki hepinizin aklından geçen soru e, dolar TL kaç lira seviyesine kadar e, gidebilir. İşte bugün bu sorunun cevaplarını bu videonun içerisinde e, hep birlikte bulacağız arkadaşlar. E, dolar TL'nin e, şu an itibariyle gidebileceği en maksimum seviye ve dolar TL'de alım yapılabilecek seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunların hepsini e, bu videoda Konuşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, Covid-19'un etkisiyle birlikte e, dünya ekonomilerinde e, bir resesyona e, giriş başladı. Bu resesyon e, kimi ekonomistlere göre çok uzun sürecek. Biliyorsunuz, Rubin'in yapmış olduğu bir tahmin vardı, bu resesyonun 10 yıl kadar sürebileceği şeklinde. E, onun dışında. Geçenlerde gene bir makale okudum. Bu makalede de Dolar-TL kurunda %35'li seviyelere varan düşüşler ileriki dönemlerde bekleniyor. Fakat 2020 yılında Dolar-TL'nin hala gücünü koruyacağı birçok ekonomistin tahminleri arasında arkadaşlar. 2020 yılında dünya ekonomilerinin birçoğunun eğer ki Covid-19'da ikinci dalga görülmezse 2021 yılında dünya ekonomilerinin birçoğunda bir toparlanma sürecinin başlayacağı ve bu süreçle birlikte de artık dolar kurunda bütün dünya genelinde talebin azalacağı yönünde birçok ünlü ekonomistin yorumlarını okuduk. Bunların birçoğunu biliyorsunuz videolar şeklinde sizlerle paylaştım. Sizler de bunlardan haberdar oldunuz. Şimdi bütün bunların neticesinde arkadaşlar dolar tl kurunda da e, orta bazda ve uzun bazda bakalım neler olabilir. Günlük bazda dolar tl kuruna baktığımız zaman günlük bazda bizim için dolar tl kurunda yükselişin devamı için arkadaşlar 6.80 6 üzerinde yani 6.87 civarında günlük kapanış şart Şuradaki 6.87 üzerinde e, Dolar TL'nin günlük bir kapanışa gitmesi halinde Yukarıda 6.91 Ve 6.97 Seviyeleri Dolar TL kurunda artık Beklentimiz haline gelebilecek önemli seviyeler halinde gözükmekte Haftalık bazda Dolar TL daha e, orta bazlı baktığımızda Evet haftalık bazlı dolar tl kuruna baktığımız zaman da e, Bizler için Dediğim gibi arkadaşlar e, 6.87 üzerinde Bir kapanış şart Yukarıda da haftalık bazda e, Dolar tl'nin 6.97 Şuradaki 6.97 seviyesi üzerinde haftalık kapanış yapması şart. 6.97 haftalık kapanışlarda takip edeceğiz arkadaşlar. Bu önemli. Ee, kısada kısa da 6.97 bir direnç. Bu direncin geçilmesi dolar TL'de eee önünü açacaktır arkadaşlar. 6.97 üzerinde haftalık bir kapanış görmediğimiz takdirde dolar TL'de 6.80 6.97 bandı eee kısa da çalışmaya devam eder arkadaşlar O yüzden 6.97 üzerinde bir haftalık kapanış e, görmemiz dahilinde e, sırasıyla yukarıda bu sefer 7.18 7.46 bu ve 7.88 bu haftalık bazda bu e, dolar tl kurunda görmeye başlarız Fakat bunun için şartımız ne dedik arkadaşlar? 6.97 üzerinde bir kapanış. 6.97 üzerindeki kapanış bizi yukarıda 7.88 seviyesine doğru bir bant halinde taşımaya çalışacaktır arkadaşlar. O yüzden 7'li seviyelerin ve 8'li seviyelerin üstüne çıkabilmemiz için dolar tl kurunda mutlaka 6.97 üzerinde orta bazda bir haftalık kapanış görmemiz şart. Bu 7.88 seviyesine gelebilmesi için de dolar tl kurunun şuradaki dirençlerini de size bildireyim arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte bunu belirtelim. 7.18 10 üzerinde 7.46 direncimiz. 7.88 direncimiz. Haftalık bazda takip etmemiz gereken önemli direnç yerleri olarak bizim için e, gözükmekte arkadaşlar. Dediğim gibi 6.97 haftalık kapanış görülmesi halinde. Tabi bu kapanışları piyasa belirliyor, alı, alışlar belirliyor. Bu alışlar neticesinde de 6.97'yi görmeden e, artık 7.88'li 7 seviyeleri düşünmek biraz daha uzun bazlı orta bazlı beklenti seviyesi demek arkadaşlar şimdi daha uzun bazlı aylıkta dolar TL kuruna bak bakacak olduğumuz zaman da arkadaşlar dolar da 7.27 evet burası 7.27 seviyesi 7.27 üzerinde aylık kapanış görmemiz şart arkadaşlar. Aylık kapanış. Aylık kapanış 7.27 seviyesi üzerinde dolar tl kurunda görebilirsek bu da bizi arkadaşlar 8.75 bandına taşır. 7.27 8.75 bandı. Şimdi bu bant aralıklarını size neye veriyorum arkadaşlar? Bana devamlı soruyorsunuz. Nereden alalım, nereden satalım diye. Evet 7.27 üzerinde aylık kapanış e, gördüğünüz zaman 8.75 hedefli yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla e, uzun bazlı yani u, uzun bazda dolar tl kurunda yatırıma girilebilir. O zaman 8.75 hedefli dolar e, tl kuruna girebilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Daha orta bantta dediğimiz gibi 6.95 seviyesinde bir e, haftalık kapanış görmeniz halinde de 7.88 seviyesi hedefli dolar TL kuru e, yön olarak kendinize bir strateji şeklinde belirleyip buralardan giriş yapabilirsiniz. Kısada da. Ne dedik arkadaşlar? 686 önemli. 686 direnci üzerinde yani 687 seviyesinde bir kapanış, günlük kapanış, hatta iki tane bu seviye üzerinde kapanış daha sağlam olacaktır. Bizi 697 seviyesine taşıyacak olan bir başka kısa bazlı. E, yön tarihimiz olarak gözükmekte. Şimdi dolar TL'de görülebilecek arkadaşlar e, ve alım yapılabilecek en yakın seviye şu an itibariyle yani sabırlı yatırımcılar için ilk seviye 680 buradaki destek ikinci alım yapılabilir destek noktası da bugün itibariyle 6.74 civarında bulunan destek seviyesi. Evet bu seviyeler alım için alım yapımında bulunabilmek için önemli ve uygun seviyeler olarak 26 Haziran tarihi itibariyle göze çarpan en iyi seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. Sabırlı ve e, uzun vadeli yatırım yapacak arkadaşlar için e, bu seviyeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Bizler için şu an itibariyle e, dolar tl'de 8.75 görebilmemiz e, çok uzun vade gerektiriyor arkadaşlar. Yani uzun vadeden kastım en az bir 6 aylık e, zaman zarfı dilimi gerekli. Ya da e, bu şartın oluşabilmesi için e, Covid 19 biliyorsunuz on bunun ikinci dalga beklentileri mevcut e, ve bu ikinci dalga beklentilerinin görülmesi halinde ülke ekonomilerinin e, daha kötüye gitmesi durumunda 875'li seviyeler dolar TL kurunda e, şu an itibariyle maksimum görülebilecek seviyeler halinde gözükmekte. Kısa da dediğim gibi arkadaşlar 6.80 6.74 hatta 6.67 seviyeleri mevcut. Alım bekleyen arkadaşlar için. Bunu haftalık bazlarda ben size tekrardan alım yerlerini belirtmeye çalışacağım. Bu yerleri sizlerde takipte kalın. Kısa da şu an itibariyle 6.80 6.97 bandındayız. 6.87 üzerinde kapanış bizi 6.97'ye taşıyacak. Hareketin başlaması demek. 697 seviyesi üzerinde haftalık kapanışlar görmeye başlarsak da e, yukarıda dediğim gibi arkadaşlar artık eee 7 788 aralığı çalışmaya başlayacaktır orta bazda. Uzun bazda da artık 788 üzerindeki kapanışlar bizi 875'li dolar/TL kurundaki seviyelere taşıyabilir. Bunlar orta, uzun ve kısa bazlı Çalışmalardır arkadaşlar ve Elliot yöntemi kullanılarak yapılmış teknik analiz çalışmalarıdır. Ee, kısa bazlı günlük hafta içindeki analizlerde ben de sizlere tekrardan yardımcı olup e, videolar aktaracağım sizlere. Beni takipte kalın videolarım hoşunuza gidiyorsa bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalıma abone olmayı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.